Bloomberg GT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. Reel sektörü genelde çarşamba akşamları konuşuyoruz. Reel sektörün sıkıntılarını, reel sektörün başarılarını, umutlarını kimi zaman değerlendiriyoruz. İki değerli konuğum yine bu çarşambada benimle birlikte stüdyoda Hakan Güldağ. Hoş geldin. Hoş bulduk Barış'cığım. Hocama sevgiler, saygılar. Ve sevgili Can Fuat Güresel. Hoş geldin Can Fuat Hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de Hakan'a sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum hep beraber. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Dolar TL şöyle gözüm, hani şey diyor artık, dolar TL'ye bakmayalım. Ya alışkanlık olmuş yani, bakmadan edemiyoruz Hakan abi. Öyle, öyle temenniler diyorum. Diyor ki mesela bizim spiker arkadaşlarımız, sunucu arkadaşlarımız. Artık diyor umarım dolar TL'ye bakmadı. Ya öyle bir şey yok yani, hani değil mi? Yani ya bakacağız inşallah yani. Bakmayacağımız günlerde öyle gelsin ama. Olur mu ben bilmiyorum öyle yani. Öyle çok yakın zamanda yani, olacağını zannetmiyorum. Bakacağız yani, hani bakacağız. Hiç bakmayacağımız günler. Yani korkuyla endişeyle bakmayalım. Yani yoksa bakalım yani değil mi? Korku ve endişeyle bakmadığımız önce bakabiliriz. Ha o da ayrı, o da ayrı, doğru diyorsun. 12.45. 12.45. İşin şakası bir tarafa Hakan abi, kurda bir gerileme var zirveden. Var. 18'lerden 12.45 zirveden diye ekliyorum çünkü deniyor ki ya kardeşim bu 8'den zaten 18'e gitti diyen de çok. Doğru. O nedenle bir başına zirveden kelimesini ekliyorum. 18.40'lardan mı? 18.36 mıydı? Evet, 18 40'lar 30'lar civarı. Evet, senin değerlendirmenle başlayayım. Özellikle bu atılan adımlar TL döviz korumalı. TL mevduatı, kur korumalı. TL mevduatı, evet. Yeni bir ürünümüz oldu. Bu ürün bireysellere, tüzel kişilere değil. Hayata geçiyor anladığımız kadarıyla. Nasıl değerlendiriyorsun ve bunun önemli bir etkisini gördük TL'nin değer kazancı anlamında. Evet, yani bugün İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısındaydım aynı zamanda. Orada da biraz konuşuldu. Yani iş insanları bir kere böyle bir hani sakinleştirmeye dönük adımların atılmasından memnun. Olumlu bir bakış var ama çeşitli muğlaklıklar var. Birçok da soru işareti var kafalarda. Bir kere işte dün akşam her günde böyle birçok, tabii ki dolara da bakılıyor, her şeye bakılıyor. Çok sıcak gelişmeler oluyor. Bir yandan Sayın Bakan televizyondaydı, anlatıyordu. Bir yandan Merkez Bankası'nın açıklaması vardı, resmi basın duyurusu vardı. Bir yandan resmi gazete yayınlanıyordu. İşte hepimiz hep beraber, yani bir gözümüz televizyonda, bir gözümüz basın açıklamasında, bir gözümüz resmi gazetede, ne oluyor, ne bitiyor. Mesela ilk önce Merkez Bankası'nın o yani kararla ilgili resmi gazetede görünce dedi ki bu döviz tevdiat hesaplarına gelmiş. Herhalde Türk lirasına yok. Yani böyle bir kanaat oluşmaya başladı. Arada da konuşuyoruz. Hatta tarih şimdi. Acaba 20 Aralık mı 21, böyle garip ha, bir de, evet, tarih tartışması tarih oldu. Tarih tartışması oldu. Artı işte yani diyor ki işte döviz tevdiat hesapları, yani dövizini bozduranlarla ilgili olanı, hani anladık ki oradan, ya daha doğrusu anladığımızı düşündük. Hala bir açıklama yok. Hazine bunu üstlenecektir diye bir açıklama hala gelmedi. Ama sanki görünen şey şu, bir ikili bir sistem var, birbirini ikili tamamlayan bir, ikili bir sistem. Birbirini tamamlayan ama daha henüz açıkta değil, net değil. Yani mesela hazine tarafı açıklandı mı? Açıklanmadı. Ödenir diyor. Ben öderim demiyor. Ben öderim demiyor, hazine öder demiyor. Demedi. Böyle evet, bir şey yok. Yok. Yani mesela o tarafında bir muğlaklık var. Hakan abi özür dilerim, biz de hani aramızda, ben de şaşırdım. Acaba dedim bu bir tek Merkez Bankası'nın sistemi mi diye. Çünkü bir de resmi gazetede o yayınlanınca. Evet. Herhalde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafının hukuki çerçevesi de belki bu gece mi, belki yakın zamanda yayınlanır resmi gazetede. O tarafın da netleşti yani, görürüz herhalde diye, bilmiyorum. Yani görülse iyi olur. Soru işareti, bizim işimiz soru işaretlerini söylemek. Tabii. Onlara aktarmak. Fatih Özatay hocamız oradaydı. İşte Cevdet Akçay hoca ile birlikte, o da panelin bir diğer konuşmacısıydı. O da mesela çok atlanacak bir şey de değil ama herhalde yakında bunun açıklaması yapılır dedi.
Başka sorular da vardı. Yani sanayicinin kafasında, iş insanlarının kafasında başka sorular onu, da var. Onu ayrı tamam, bir başlık. Ayrıca konuşalım tabii. Sevgili Can Fuat Hoca'ya döneyim. Sonra seninle devam edeceğim yine. Can Fuat Hocam, bu önlem kur korumalı işte TL mevduatı, döviz endeksi TL mevduatı diyen de var. Özellikle bireyseller için, yerleşikler için yabancı bu işlemden yararlanamıyor, tüzel kişiler yararlanamıyor ama yani bildiğimiz vatandaşa dönük sanki, değil mi Hakan abi, yanlış vatandaşa mı? Vatandaşa dönük. Vatandaşa dönük, yani kardeşim gidip dolar alma bu saatten sonra, kur yukarı gidecek eyvah ben kaçırıyorum diye üzülme, bunun garantisi benim, eğer kur mevduat faizinden en düşük Merkez Bankası politika faizi kadar olacak, yani en az 14 olacak mevduat faizinden hızlı giderse ben burada sana sağlayacağım. İşte ikili bir sistemimiz olacak. Yani hem Merkez Bankası hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, anladığımız kadarıyla Hakan abinin söylediği gibi bir güvence. Ve bu haber açıklandıktan sonra, Cumhurbaşkanı kabine sonrası duyurduktan sonra Türk lirasında bir değerlenme. Şunu da sormak istiyorum. Şunu da değerlendirmeni istiyorum. Hakan abinin de bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Bu, çünkü öyle yorumlar da duyduk. Bu adım kadar, yani döviz endeksi TL mevduatı kadar belki rahatlatıcı olan Merkez Bankası'nın son faiz indiriminden sonra bir ortalık kafa karışıklığı, efektif döviz çıkışı bazı bankalardan, acaba işte sermaye kontrolü mü gelecek, yok efendim TL diye mi çevrilecek? Böyle bir dedikodu mekanizmasının da vardı. Vardı. Vardı, doğru. Evet, ve onun da aslında belki sona erdirilmesi açısından piyasa mekanizmasına bağlıyız. Evet. Vurgusu da belki, onu da bir konuşalım. Hem tamam, konuşalım Can Fuat tabii Hocam, ki. Yani o endişeleri belki kapalı sanki çarşı tarafını da konuşuruz. Tamam Hakan abi, orayı bilmiyorum mesela ne anlatacak. Fark var arada. Tamam. Buyurun Can Fuat Hocam. Uzattım soruyu, özür dilerim. Yok, esasında Barış, istersen hani ikinci tamam, açmış olduğum konuyla yı değerlendireyim. Çünkü o hani daha bir genel çerçeve. Yani ben de ilk bir iki gün böyle neler oluyor diye baktıktan sonra böyle biraz geri çekilip değerlendirdiğimde açıkçası şöyle görüyorum. Yani bu sermaye hareketleri, kambiyo kur rejimi de kontrollü bir döneme geçiş mi vesaire. Evet, bu ortaya çıktı, bu endişe. Ama istersen yani bu niye çıktı? Bunu çok manipülatif veyahut da art niyetli olarak da değerlendirildi bu görüşün ortaya çıkmış olması, ama ben şöyle görüyorum. Şimdi biz esasında Barış halen imkansız üçlemeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani nedir? Hemen çok kısaca açıklayayım. Şu anda sermayenin serbest olduğu, serbest kur politikasının uygulandığı ve serbest kambiyo rejiminin olduğu bir ülkede hem faize hem de kura sahip çıkamıyorsunuz. Yani ya faize müdahale ediyorsunuz, kur serbest belirleniyor, ya da kur tarafında kuru belirlemeye çalışıyorsunuz. O zaman da faiz iniş çıkışlar gösteriyor. Şimdi bu uluslararası iktisat teorisinde yer alan bir teori ve bunun üçünü de aynı anda yapabilmek bir imkansız üçleme olarak değerlendiriliyor. Şimdi biz bunu sanıyorum 2019'dan sonra bir kere bir denedik. 2020 Kasım'ında faizlerin düşük kalması, negatif olması nedeniyle döviz kurlarında çok ciddi bir sıçrama yaşandı. Geçen seneyi bahsediyorum. Yani imkansız üçlemeyi imkanlı hale getiremedik. Sonra bazı değişikliklere gittik. Faiz artışına gittik. Böylece ne, Türk lirasını yine kontrol altına almaya çalıştık. Bu senede yine bu imkansız üçlüyü açıkçası denedik. Yani sermaye hareketleri, kambiyo rejimi, kur serbest diyerek faizleri hızla indirince ister istemez yine Türk lirasında önemli bir değer kaybı ortaya çıktı. Döviz kurlarında artış oldu. Ve yani yine imkansız üçlemeyi yapamadık. Şimdi bu son atılan adımlarla birlikte ben şöyle görüyorum. Daha doğrusu bu adımları atmadan pazartesi
Cuma akşamı kapanıştan sonra yani ben de dahil şöyle düşünmeye başladık. Biz bu imkansız üçlemeyi böyle ısrar edersek bu döviz kuru çok daha yüksek seviyelere gidecek. Bu nedenle burada faiz indirmeden de vazgeçmiyor isek yukarıdaki koşulları oluşturan bu sermaye kontrolü, kambiyo rejiminde kontrollü bir süreç vesaire acaba olabilir mi? Buna mı doğru gidiyoruz diye uluslararası iktisat teorisinin temellerine dayalı olarak esasında bu görüşü paylaştık. Sonra o görüş çok siyasileştirildi. Hafta sonu çok farklı yerlere de çekildi. Pazartesi günü bunun endişesi daha da arttı. Şimdi ne yaptık genel çerçeve içinde diyecek olursak? Yani biz yine sermaye hareketleri, kambiyo rejimi, dalgalı kur rejimi serbest. Bunu teorik olarak şu anda uygulamaya devam ediyoruz. Yani bundan vazgeçmedik. Faiz indiriminden de vazgeçmediğimizi söylüyoruz. O zaman geriye kaldı Türk lirasının değer kaybının engellenmesi. Şimdi burada yeni bir deney yapıyoruz esasında bence. Yani birkaç ay izleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Buradaki bütün kur, yani döviz tarafında kur garantilerini, faiz tarafında da getiri garantilerini kamunun üstlendiği yeni bir döneme geçmiş durumdayız. Evet, herkes için değil belki, belli kesimler için ama benim görebildiğim kadarıyla yani burada faizi indirmeye devam edeceğiz ama kura yönelik bu imkansız üçlemedeki değer kaybını önlemeye yönelik şimdi ne yapıyoruz? Kamu geniş ölçüde garantiler veriyor. Yani bu da çok daha önce örnekleri olmayan hem mevduat tarafında faizi bir yandan indirirken genel faizleri getiri garantisi veriyoruz. Öbür tarafta kurlar tarafında yine vermiş olduğumuz diğer enstrümanlardaki araçlardaki kur farkı kadar kayıpları ben karşılarım diyerek açıkçası ikili bir kur da oluşturuyoruz. Yani bu anlamda kuru da kontrol etmeye çalıştığımız bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Yani imkansız üçlemeyi üçüncü defa bu sefer çok geniş kamu garantileriyle hem hazine tarafından hem merkez tarafından hem de bir ölçüde döviz piyasasına daha aktif kamunun katılımı ve yönlendirmesiyle. Evet. Yani mesela Merkez Bankası'nın açacağı vadeli döviz ihaleleri, yine şirketler için Viyop'ta yapacağı aracılıklar vesairelerle de bir şekilde döviz kurunu belli seviyelerini açıkçası tutturmak veyahut da Türk lirasının değerini bu anlamda piyasaya da belki bir şekilde dikte edecek adımlar da atacağız ve bunu tekrardan deniyoruz diye düşünüyorum. Yani üçüncü bir deneme yapıyoruz Barış. Dediğim gibi bunun arkasına çok ciddi hazinenin ve işte Merkez Bankası'nın geniş garantilerini koyduk. Ve yani yurt dışından bakıldığı zaman da hani bu dünyada belki de denenen ilk bir uygulama olduğu için ve bütün burada riskleri de faiz tarafında ve kur tarafında kamunun üstlendiği için tabii Türkiye'nin risk primi de ciddi şekilde buna yukarı yönlü tepki gösterdi. Yani içeride bir yandan Türk lirasında böylesine köpüğü atarken faizlerde bir miktar üzerindeki düşüş baskısını azaltırken Türkiye'nin risk priminin işte 550'ler 600'lere hızla sıçramasının da ana nedeni bence bu. Yani yine bilinmez bir deney yapıyoruz şu anda ve bu çerçevede de kamunun üstlenmiş olduğu ilave yükümlülüklerinde yaratmış olduğu bir risk var. Yani son cümle şöyle söyleyeyim, hani bu riski kamu şöyle bakıyor. Eğer kur hiç faizle kur arası bir farklılık olmazsa bana hiçbir yük zaten gelmeyecek. Hatta burada Merkez Bankası'nın işte döviz rezervine katkıda bile bulunabilir gibi bazı değerlendirmeler var. Merkez Bankası bacağı üzerinden. Doğru. Yani ben esasında sistemi daha fazla dolarize ederek, yani açıkçası Türk lirası mevduatları da DTH'e çevirmiş durumdayız şu anda. Yani öyle görüyorum. Daha fazla dolarizasyona esasında giderek, kontrollü bir
dolarizasyona giderek ve hatta evet, dövize endeksleyerek. Yani fiziken dövize geçmeyin, döviz talebinde bulunmayın ama ben size talep ettiğiniz veyahut da istediğiniz dolarizasyonu sağlıyorum. Her yönüyle peki, sağlıyorum. Şeklinde bir yaklaşımı da kullanıyoruz. Hakan abiye döneyim izninle. Bu TL kur korumalı değil mi? TL mevduatı. Kur korumalı TL. Kur korumalı evet, TL mevduatı. Doğru. Dövize endeksli TL mi? Artık ne der? Endeksli dememek lazım. Endeksli dememek lazım. Dememek lazım. Çünkü artışı veriyor. Şimdi dövize endeksli değil. Yani ha, eğer mevduat tabii, faizi kur daha aşağı fazlaysa, geliyorsa tabii kur aşağı geliyor. Mevduatın zaten getiri sabit. Faizin var. Faizin doğru, varsa faizin var. Endeksli dememek lazım. Doğru söylüyorsun Hakan abi. Ne sen örneği yok pek ama dedi Can Fuat Hocam. Varmış. Yani bugün ben de panelde şey yaptım. Arjantin bir ara denemiş. Meksika epey bununla yani Latin ilgili. Amerika ülkeleri. Latin Amerika, Orta Amerika neyse işte Meksika'da tabii hmm, Latin denir de. Latin biliyorsun artık biz de kullanmamaya çalışıyoruz. O farklı ayrımcı gösteriyor gibi falan diye. Böyle bir Orta ve şey Güney yapmış, Amerika diyelim. Evet, Orta ve Güney Amerika'da denenmiş. Meksika Amerika ile sınırda çünkü. Fakat başarılı olmamış. Yani onu da... Denenmiş yani. Denenmiş, evet. Ama vallahi, başarılı olmamış. Bir müddet sonra şey edilmiş, yani bırakılmış. Hani bazen tabii bizim o eski 70'li yılların dövize çevrilebilir DCM'ye benzetenler de var. Ondan da biraz farklı bir hikaye ama sonuç itibariyle o DCM'de hazineye aşırı yük oluyor diye bir müddet sonra bırakılmıştı. Ve uzun yıllarda Merkez Bankası'nın bilançosunda bir yerde işte bir yükümlülük olarak kaldı. 2,5 milyar dolar falan civarında bir rakam olarak kaldı. Şimdi hocamın çizdiği çerçeveyi tabii herkes biraz değerlendirmeye çalışıyor ama buradan şimdi bir iki farklı bakış var. Bir hakikaten şimdi bir iyi bir dizayn da denebilir buna. Yani baktığın zaman yani iyi düşünülmüş, yaratıcı denilebilir her şeye rağmen ama yani çok orijinal, yeni tavşan çıktı. Yani çok orijinal bir şey değil gibi. Ama iyi bir dizayn da denilebilir. Çünkü istenen muhtemelen faiz hiçbir şekilde yükselmesin. Hatta faiz indirimleri devam edecek bile olsa kur da yükselmesin. Türk lirası da değer kaybetmesin. Biz bunu nasıl yaparız formülüne bir cevap bu. Bunun hani, ama arkasından gelenler de arkasından var. Arkasından gelen apayrı işte. Herkes de zaten orasına da bir bakıyor işte. Cari hocam söyledi vermeye de... dolarizasyon mu tam dolarizasyon. Cari fazlaya devam edelim. Şimdi onun hiç rekabetçi kur kalmadı. Büyümeye devam edelim. Büyümeye devam edelim tabii. Kredi cari büyümesi devam verelim, etsin. Şimdi anlattığın çerçeve çok güzel. Evet. Ama mesela biz cari fazla bu denklemle cari fazla vermeye devam edecek miyiz? Büyümeye devam edecek miyiz? Efendim istihdam artışı devam edecek mi? İthalat yoksa çok artacak riskli mı? Enflasyon ne olacak? Böyle başka tabii soru işaretler ama tabii, ilk dizayn anlamında hani hedefe ulaşmak anlamında diyelim ya da evet, kuru 18'lerden aşağı faizi getirip faizi yükseltmeden başarılmış gibi görünüyor. Yani hani buna örtülü faiz artışı denir, başka bir şey denir. O apayrı bir tartışma. Öyle midir, değil midir? Ama sonuçta baktığın zaman faiz yani politika faizini yükseltmeden, çünkü bunun yani hocamın söylediği gibi hani almış başını gidiyor. Hani ne amaçla oralara kadar geldi? Niye daha öncesinde hepimiz çok tedirgin evet, olmuş. Evet, yani niye daha öncesinde evet, bu formül gündeme getirilmedi? Bir yerde bu kurların işte sakinleşeceği mi düşünülüyordu bilemiyorum ama orasını iyi yönetemediğimiz belli o bölümü. Şimdi bununla beraber bir sakinleşme en azından şu anda var. Hani bunun arkasında da işte çeşitli işlemler oldu, o ona sattı, bu buna verdi. Bankalar arası işlemler, kişiler arası işlemler pek çok şey de oluyor. Ama şu anda bir nasıl diyelim, bunun söylentisi de oluyor. Az buz değil, sana da geliyordur, hepimize geliyor. Ama benim gördüğüm şu, faizlerde çok aşırı bir yükselme olmadı. Ama faizler arttı mı bu arada? Arttı. Yani o çok açık. Fakat şeyden bu operasyon diyelim buna ya da işte bu hamle, yeni Türk lirasını teşvik paketi diyelim, ne demek istiyorsak onu diyelim. Bundan önce de zaten faizler ciddi şekilde artmıştı. Mesela o daha açıklanmadığı gün akşam açıklandı biliyorsun. O gün içerisinde ben pek çok sanayiciden
Ya 28'den artık veriyorlar faizi dediklerini duydum. Rotatifler de yükseldi. Hani o kısa vadeli. 23'ler civarından geçen. 23, 23, 24, 27, 28 çıktı yani o. Çok hızlı çıktı. Şimdi de mesela gene İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde ifade edildi. İşte 16-18,5 arasıydı. Şu anda en iyi 22,5'da 27,5 arasında ve şu anda pek de kredi verme iştahı da yok diye ifade etti sanayiciler. Hani teklif aldıklarında bu teklifleri alıyorlar da hani krediye dönüşme oranında da bir şey var, azalma var. Yani bir sanki bankaların iştahında da bir kapanma olmuş gibi şu kısa aralık için. Bazı döviz bürolarının kepenklerini fazla açmadıklarını da biliyoruz. Çünkü fiyat vermekte zorlanıyor. Böyle bir durum da var. Kapalı çarşıyla mesela sabah konuştum. İşte bankaların dediler bir hafta önce bizde bankaların satış fiyatı bizde alış fiyatıydı. Ama şimdi baktığımızda bankaların işte bu gördüğümüz satış fiyatları bizde bir lira filan üzerinde ancak şey yani 12.50 ise 13.70 bizde doların fiyatı dediler. Satış fiyatı. Satış fiyatı. Yani şimdi bu böyle farklar da oluşuyor ve bir talep olduğunu da söylediler. Yani bir talepte oldu dediler. Tabii ne kadar boyutta bir talep onu bilmiyorum ama bir talebin olduğunu ifade ettiler. Şimdi yani biraz belki beklememiz lazım. Bu muğlaklıkların azalması lazım. Yani ama bir sakinleşme oldu. Sakinleşme oldu. Ve de mesela hani o senin söylediğin önemliydi. Evet, Erdal Bahçıvan onu ifade etti. Dedi ki yani şimdi en azından bu kambiyo ya işte biraz önce hocamın da söylediği yani bir müdahale gelecek mi, kontrollü bir hale gelecek mi, sermaye hareketlerine bir kontrol gelecek mi dedikodularının ya da bekleyişlerinin yani ne nasıl adlandırırsan adlandır ama öyle bir algı oluşmaya başlamıştı ve hafif bankalardan böyle efektif çıkışı olduğunu söyledi. İş Bankası Genel Müdürü. Mesela şimdi yani karar açıklanmadan önceki gün. Aynen. Neden bu da? Onun da önüne geçti. Onu da söyleyelim. Yani evet. Neden bir köşe yazısında bu yazıldı. Üstelik hani doğru diyorsun. Hem de biraz daha ne diyelim hükümete yakın bir medya grubu olarak belki ifade edebileceğimiz bir grubun köşe yazısı olarak. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net, çok ve sert tepki gösterdi. Bunu gündeme getirenler diye çok sert bir bu şeyin olmayacağını, böyle bir farklı bir kur sisteminin olmayacağını açık açık Cumhurbaşkanı yalanladı. Öyle. Ama bu vuku şuğundan beter. Ortaya evet yazıldı yani bir köşe yazısında. Evet. Yani nasıl Hakan şey Can Fuat hocam işte biz dedi ekonomik açıdan hani biz adımlar olarak bunu değerlendirdik ama Can Fuat hocam böyle bir yazıda çıktı meydana yani. Cumhurbaşkanı ona çok sert tepki gösterdi. Ama bir zemin de vardı işte Barış. Hiç zemin olmasa bu yazının hiçbir şeyi ifade etmez. Ya su biraz bulanık olunca. Evet şey ortalığı. Diyor, pardon ben hocamı kesmiş oldum. Özür dilerim. Can Fuat hocam peki şimdi reel sektörün mesela sen konuşuyorsun her gün döviz mesela bu kur seviyesi dövizin bu düşüşü reel sektörü nasıl etkiliyor? Döviz ihtiyacı olanlar buralardan ihtiyaçlarını gideriyorlar mı? Efendim yani o ihracatçı için ithalatçı için bu seviyeler ne ifade ediyor? Sakinleşme diye anlatıyoruz. Bunun sürdürülebilirliği konusunda neler söyleniyor? Bu seviyeler daha da aşağı gelmesi mesela ihracatçıları rahatsız eder mi, etmez mi? Ya da memnunlar mı? Hani neler konuşuluyor bu düşüş, bu sakinleşme değerlendirmeni rica edeyim. Tabii. Şimdi Barış tabii şöyle söyleyeyim. Yani bugün gelmiş olduğumuz noktayı şöyle iş dünyası açıkçası doların pazartesi günkü 18.36'ya geldiği an itibariyle karşılaştırıyor. Yani orası o kadar şok edici bir noktaya gelmiştik ki artık hani yani bu iş artık kopuyor. Türkiye bir döviz krizine mi gidiyor veyahut da işte sert müdahaleler mi, kontroller mi geliyor noktasına çok yaklaştığımız dakikalarla
bugünü sakinleşmesini karşılaştıracak olursak, tabii reel sektör böylesine bir eşikten dönülmüş olmasından dolayı elbette memnun. Herkes memnun. Yani bundan memnun değilim diyebilmek mümkün değil. Yani ilk aşamada onu belirtmek gerekir. Fakat buradan önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler, beklentiler ve mevcut kurun seviyesine ilişkin değerlendirmeler için şunları paylaşabilirim. Burada herkesin kafasında çok sayıda soru işareti devam ediyor. Yani birincisi, bir kere döviz kurlarının nerede istikrar kazanacağına ilişkin olarak bir soru işareti kuvvetli şekilde var. Gerçi giderek bu hafta sonuna kadar sanıyorum kur nerelerde durabileceğini bizlere gösterecek gibi diye düşünüyorum. Ama bunun kalıcı olup olmayacağı konusunda da henüz böyle kuvvetli bir fikir birliği veyahut da evet kurlar uzun süre artık bundan sonra hızlı artmaz gibi bir fikir birliği olduğunu da veyahut da bir öngörü olduğunu da şu an için çok göremiyorum. Çünkü burada Barış halen bu uygulanacak olan bu mevduat sistemi, yeni mevduat enstrümanı diyeyim daha doğrusu. Merkez Bankası'nın DTH'den Türk Lirası'na çevrilme meselesi, yine Merkez Bankası'nın forward işlemleri vesaire. Şimdi tabii işler devam ediyor. Yani burada bunlarla birlikte kurlar nasıl bir seviyeye de sürdürülecek sorusuna çok net yanıtlar açıkçası yok. Maliyetler tarafı ihracatçılar için mesela düşünecek olursa... Şunu söyleyeyim, 2022 hani hep biz hep şunu evet. yapardık aslında sizlerle. Artık bu yani 22 Aralık'a geldik. Biz daha bu haftalardan önce çok hafta 2022 hedefler, planlar değil mi Hakan abi? Onu konuşurduk. Ben bir hocamıza sordum. Dedim ki ilk çeyrekte bari hocam ne olacak filan. Ya ben sana 31-12'yi söyleyemem ki nerede kaldı ilk çeyrek dedi. Yani ne yapılıyor mesela? Can Fuat hocam 2022 planı tabii, herhalde yapılıyordur. Hemen, bir dolu hemen sipariş alınıyor. Konuş. Diyoruz ki ihracatçılarımız ilk 6 ay dolu değil mi Hakan abi, siz anlatıyordunuz öyle, öyle, ilk 6 ay öyle. Dolu şimdi o gene devam ediyor belli ölçüde. Mesela ne oluyor orada, nasıl kaç alınıyor mesela kur seviyesi? Şöyle söyleyeyim, şimdi ihracatçı tabii buradan şu durumda, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde çok uzun saatler süren bir toplantımız oldu. Sektör meclisi ve yönetim kurulu üyeleri çok geniş bir katılım da oldu. Hani bu konuda da değerlendirmeler açıkçası. Ne söyleniyor vallahi sıcağı sıcağına oldu. Şöyle yani burada tabii döviz kurlarının gelmiş olduğu çok önemli bir seviye vardı. Buranın da belli ölçüde yarattığı köpükler olduğunu ihracatçı da görüyordu. Yani 17'ler 18'ler güvenerek bir fiyatlama yapılmadığını söylüyorlar. Yani çünkü orası da çok olağanüstü ve hızlı artan seviyelerdi ve köpüklerin geldiği görülmüştü açıkçası. Evet. Buna bağlı olarak daha makul kur seviyeleri düşünülerek fiyatlar verildiği de makuldü. Fakat tabii şu şimdi bir sıkıntı noktası oldu. Burada bu dönemde alınan bütün siparişlere yönelik tedarikler yani bugün de dahil oldukça yüksek fiyatlar ve yüksek maliyetlerle yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Alınan siparişler var, fiyatlar verilmiş, bağlantılar yapılmış ama burada düşünülen kur seviyesinin şimdi çok altına gelmiş durumdayız. Ve sanıyorum yılın ilk çeyreğindeki bizim ihracat teslimlerimiz ve buradan elde edilecek olan gelirlerin önemli bir bölümü yani çok kar yaratmayacak. Hatta bazıları böyle zararına bile gitmiş olabilecek. Hani siparişi iptal etmeniz mümkün değil, bağlantıyı iptal etmeniz mümkün değil ki Türkiye'ye de böylesine ciddi bir yeni tedarik. Fiyatı değiştirmek mümkün değil mi? Değiştirmek değil tabii. Yani çünkü Türkiye 2021'de çok özel bir yıl yaşadı. Uzun yıllardır görmediği bir ihracat artışını kendisine yönelik bir tedarik teveccühü veyahut da talebi nedeniyle yaşadı. Burada herkes olanaklarını azami ölçüde kullanarak ciddi şekilde ihracat bağlantıları yaptı. Eski kaybettiği müşterilerini yeniden kazandı. Evet. Yeni müşteriler kazandı. Şimdi bunlara yönelik olarak bizde şimdi kurlar böyle oldu diyerek
Bunları iptal etmek vesaire çok mümkün değil. Ama üçüncü aydan sonrakiler için, yani nasıl fiyat veriliyor, hangi kura bakarak veriliyor dersen, şu kur bakılıyor demen mümkün değil. Çünkü kimse üçüncü aydan sonraki dönemi de halen göremiyor. Yani Hakan Üstad'ın biraz evvel söylediği 31-12'yi göremiyoruz ki ilk üç aya ne diyelim de. Ama hani benim de genel çerçeve olarak söylediğim, hani bir üç aylık bir bütçe yaparak yılın ilk üç ayında bu sürecin sonuçlarını görmekte fayda var gibi gözüküyor Barış. Hakan abi, buna ekleyeceğim varsa rica edeyim. Hani yani nasıl bakılıyor? Bir de bir cümle söyleyeyim istiyorsan. Faizler tarafını da anlatmayı, evet. Oraya konuşalım demiştik. Tamam. Böyle devam edelim. Buyurun. Şöyle bir bugün yine konuşulan bir başka nokta. Yani aktarmaya çalışıyorum ki çünkü herkes birbirine soruyor. KOBİ'ler özellikle tabii daha da bu konuda yalnız. Yeterince takip edemiyorlar gelişmeleri. Ne olacağına ilişkin sürekli soru sorar vaziyetteler. Onun için kim ne konuşuyor aktarmak, işte hocamın da ağzına aklına sağlık, en azından bir zemin oluşuyor. Yani bunlar konuşuluyor demek için. Yani hala bugün Sayın Zeynep Bodur Okyay da söyledi, İSO Meclis Başkanı. Yani iş yapmanın hala çok çok zor olduğu bir ortam. Neden? Faizlerde yine çok değişken rakamlar var. İşte 30'a gelen şeyler var, faizler var. Yani şu anda iş dünyası açısından bunlar uygun mu değil mi? Orada da yine insanlar birbirine soruyor. Yani bu mesela yatırımına devam edecek. Acaba Euro'da kalsam mı? Yoksa 15'ten kredim var. Oradan şey yapsam mı? Devam etsem mi? Ne yapayım diye. Yani hakikaten sanayiciler bu soruları soruyorlar. Yani ortam böyle bir noktada. Bir de tabii şu soru da gündeme geliyor. Her karar o şirketin için hayati önemli sonuçlara neden olabilir. Kesinlikle. Yanlış, Allah korusun, yanlış dedi her karar. En iyi ve sağlam şirketleri bile büyük açmazlara sürükleyebilecek bir ortam bu. Yani vereceğiniz bir yanlış karar, bir acele karar, ama iş dünyası da sürekli karar gerektiriyor, karar istiyor. Bilgisiz de karar olmuyor ama. Hocam 8, 18, 12 şimdi hani. Yani aynen öyle, aynen öyle. Bir de tabii mesela Moody, yani vatandaş olarak da bakınca, çünkü tamam kurumların buna girme imkanı yok ama tabii ki kurumların oluşturan pek çok insan da, yönetim kurullarındaki üyeler de, yönetim kurulu başkanı da sonuçta aynı zamanda gerçek kişi. O kendisi için bu tür hesaplar yapabilir. Onlar da merak ediyorlar. Mesela enflasyona karşı koruma. Çünkü enflasyon kaç olacak şeyi de var, soruları da var. Tamam diyelim ki mesela böyle yaptık biz. Bununla kurları biraz sakinleştirdik. Buralarda kaldı. Kur çok artmadı. Peki mevduat faiz de diyelim belli bir yerde kaldı. Bu yani hazineye de Merkez Bankası'na da çok fazla yük olmayan bir sisteme gittik. Bankalarda işte o faizleri vererek kredilerini biraz yüksekten devam ettirdiler. Peki enflasyon? Enflasyon şimdi önümüzdeki aylarda yani 30 diyoruz, 35 diyen var. Bugün de yine konuşuldu. 40'a doğru gidebileceği ilk çeyrek içerisinde konuşuluyor. Çünkü her durumda bir yansıma oldu. O yüksek kurların fiyatlara yansıması oldu. Şimdi bakıyoruz. Fiyatlar aşağı gelir mi? Evet, Ticaret Odası Başkanı çağrı yapıyor. Diyor ki ya fiyatları indirelim diyor. Ama ne kadar olacak? Ne kadar olacak? Ben bir iki tane otomobil firması dışında fiyatlarımı aşağıya çekeceğim diyen duymadım şu ana kadar. Akaryakıtta belki. Akaryakıt olur. Akaryakıt olur çünkü tamamen dövize bağlı. Dövize bağlı. Orada da ÖTV. Orada da olmayacak galiba. Orada da ÖTV desteğinin evet, doğru. Kalkacağına dair değerlendirmeler var. Şöyle en azından EPDK'nın bir açıklaması oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar durduruldu diye. Tabii durduruldu. Durduruldu diye bir şey oldu. Belki geriye de gelebilir. Petrol fiyatları biraz geriye gelir vesaire. Bir fırsatını bulup yapılabilir. Ama o her şeyi belirlemiyor. Ya pek çok şey var. Hakan abi lafını unutma. Estağfurullah. Bugün bir dostumuzla konuşuyorduk. Dedik ya bu fiyatlar gitti aşağı gelir mi? Yumurta fiyatı mesela. Evet. Konuşuluyor. Nereye geldi? Tabii. Süt fiyatı. Sen şimdi bu
Süt, peynir fiyatı. Peynir gibi. Bunlar gelecek mi mesela? Bir de biraz şöyle, da üretim tarafı var çünkü bunların. Bir de şöyle hocam, bir şey olacak. Yani sadece kur değil. Şimdi bambaşka tartışmalar da yaşamaya başlayacağız. Kurlar aşağı geldi ama buna rağmen bilmem ne ürünün fiyatı %25. E zaten o bir zamandır tutuluyordu, duruyordu. Yeni yapıldı. Geciktiriliyordu. Toptancıdan. Şimdi diyelim ki markete doğru geldi. Fiyat artışı nasıl iş bu diye gene birbirimize gireceğimiz bir ortam olacak. Ya Sayın Bakan da çok bu arada bu konuda dün TRT'deki röportajında çok sert açıklamalar yaptı. Gördüm tabii ki. Aman ha, fiyatları aşağı çekecekler. Hazine Maliye Bakanlığı nasıl olduğunu görecek, görürler diyor. Hani net bir burada uyarı var. Şimdi şöyle nasıl, diyeyim. Hani nasıl? Daha yani spiker arkadaşımız da bu dedi Ticaret Bakanlığı'nın falan dedi yok Hazine ve Maliye Bakanlığı görüyor. Bugün de tekrarladı benzer ifadeyi evet. Sayın Nebati. Evet. Ama şöyle yani hiçbir zaman polisiye tedbirlerle bu işler bu fiyatlar aşağı çekilemedi. Bunu piyasanın tabii ki denetim vesaire onu demiyoruz. Yani bazen de yanlış anlaşılıyor. Kardeşim hiç denetim. Tabii ki denetlenecek. O başka bir şey. Evet. Ama şimdi yanlış fiyat yapmak sanki tabloyu şimdi bugün Cevdet Akçay kullandı. Ondan ödünç alarak şey yapayım. Yanlış fiyatla güzel bir tablo çizmektense doğru fiyatla ilk etapta kötü görünen bir tablo çizmek çok daha gerçekçi. Çünkü o tabloyu doğru fiyatlarla güzelleştirme imkanınız var. Ama öbürünü yanlış fiyatlarla şu anda anlık olarak, günlük olarak güzel görünecek bir tabloyu, tablo daha güzelleşmeyecek. Mutlaka bir zaman sonra çirkinleşecek, kötüleşecek. Onun için bizim gerçekçi olmamız, aynen madem şimdi böyle bir sakinleşme var, onun gibi yönetimin de son derece sakin olması, piyasayı anlaması ve piyasayı desteklemesi lazım. Çünkü gelinen noktaya nasıl geldiğimiz belli. Bu az buz bir risk alınarak yapılmıyor. Bunun şimdi tutması lazım. Tutması lazım ki bütün bu sıkıntılar, yani bu çekilen sıkıntılar ve alınan riskler hazinenin üzerine, yani Hakan şu anda abi, biz kur artışını kamulaştırdık. Bu kadar basit. Hazinenin riski dediğim bizim riskimiz. Yani evet. Tutması bizim için de aslında aynen, vatandaşın da lehine bir durum olacak. Bire doğru bir, değil mi? Birebir. Bire yani tutmaması, yani özür dilerim. Lütfen yanlışsam beni düzelt. İşte bu yani buna tutmamasını isteyenler var, sevinen tutmasın diye işte dolar düştü üzülenler. Ya Allah aşkına bu sistem yani şu TL mevduat sistemi kur korumalı. Bunun dediğin gibi destekçisi, garantisi hazine. Hazine bunu nereden verecek? Topladığı vergilerle ya da işte ekstra borç. Bu kim demek? Biz demek. Şimdi bu dolayısıyla tutsun yani. Tutmaz. Kimse istemez bunun tutmamasını. Evet, ondan yani yani mantıklı adam istemez yani evet, tutmamasını ama istemez. Ama enflasyonun da daha bir süre devam edeceğini de düşünecek olursak o noktada da son derece önemli bu. Çünkü öbürü bizi tam bir sarmala doğru götürecek tutmaması halinde. Yani orada onun için hiç kimseyi zorlamamak, yardımcı olmak, madem bu yola girdik bunu sükunetle ve de iyi yönetmek gerekiyor. Öbür bir türlüsü de iyi yönetmek, bir de yani bence hala yönetmeye de devam etmemiz lazım. Hani erken bir... Kesinlikle. Yok oldu bitti falan yok. Yani her şey oturdu. Hayır. İşte hocam da söylüyor. Benim de bugün aldığım hava öyle. Soru işaretleri çok fazla. Öyle her anda farklı kararlar gelebilir. Bence giderek o muğlaklıklar azalmalı. Yani biraz sonradan gelecek mevzuat onu anlıyoruz artık çünkü işte bir yandan deniyor ki işlemler başladı. Hani henüz özel sektör bankalarında çok rastlayamadık işlemleri. Ben baktım yok mesela yok. Benim çalıştığım iki yok. Bankada yok bugün. Yok o hala. Şu anda hatta şubelerin bu konuda eğitilmesi lazım falan gibi bir şeyler söylendi. Yani eğitilmesi hı-hı. derken yani uzun bir eğitim değil ama bilgilendirme peki. gerekiyor diye düşünülüyor. Sakin olunması gereken ve piyasanın desteklenmesi gereken bir şey. Madem şimdi bir adım attık, bir ister U dönüşü deyin, ister yeni şey yapıldı, yeni bir sistem deyin, ne derseniz deyin. Şimdi o tartışmalar bana aşırı ideolojik geliyor. Şu anda ideolojik olarak yaklaşılacak bir durum yok. Teknik olarak ve şu içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi bir yere gelmemiz lazım.
Çünkü Türkiye üretebiliyor. Ürettiği halde biz bu noktaya geldik. Yani yanlış işler, yanlış adımlar çok kolaylıkla manzarayı değiştirebiliyor. Şimdi madem döndük, bu işi bir şekilde sürdürelim. Peki. Bir ara, aranın ardından buradayız. Ekonomik görünüme devam ediyoruz. Hakan Güldağ ve Doktor Can Fuat Güresel konuklarımız. Bu bölümde Can Fuat Hoca'ya döneceğim. Hocam bir de enstrümanlardan bir tanesi açıklandı. Merkez Bankamızın işte vadeli döviz opsiyonları, döviz işlemi böyle bir imkanla var. Hem ihracatçılar hem de ithalatçılarla ilgili. Dün bu duyuru da netleşti ve yapıldı. Bu konudaki değerlendirmenizi de rica edelim. Yani gerçek kişiler için, vatandaşlar için TL korumalı, kur korumalı TL mevduatı şirketler, özellikle ihracat ve ithalatçılar için de böyle bir önlem. Merkez Bankası bana gelin, ben size işte ileri vadeli kuru garanti edeyim diyor herhalde bir manada. Ne dersiniz? Buyurun. Evet, şimdi Barış, burada da önemli bir araç olarak görülebilir ama uygulaması tabii çok önemli olacak. Şimdi burada tabii şunu sorgulamak lazım. Yani piyasada zaten forward işlemleri yapılıyor. Hani Merkez Bankası'nın burada şirketlere, ihracatçı ve ithalatçılara sağlayacağı ilave bir avantaj ne olabilir? Buna bakmak lazım. Yani ben gördüğüm zaman hani mevcut normal yapılan şirketlerle bankalar arasındaki vadeli işlemlerden farklı bir enstrüman, ilave bir avantaj sağlayacak bir enstrüman olarak çok görmedim. Yani şu anki yapılan mevcut çerçeve içinde. Benim için önemli olan tabii burada şu. Şimdi Merkez Bankası burada iki yöntem kullanacak. Birincisi ihaleler yöntemi. Bir aylık ve üç aylık forward kontrat ihaleleri açılacak. Ve ihracatçı ve ithalatçılar da buna bankalar aracılığıyla tekliflerini iletecek. Yani kafamda, gözümde şöyle şekillendirmeye çalışıyorum. Hani bono ihaleleri, tahvil ihaleleri benzeri. Burada acaba fiyatı önceden Merkez Bankası açıklayacak mı? Yani şöyle söyleyeyim. Yani 31 Mart tarihli 1 milyar dolarlık işte TL dolar 13,5 liradan size forward kur ihalesi açıyorum. Gelin taleplerinizi buradan ben sizin karşılayayım. Şimdi bu ne kadar sıklıkta olacak ve seviyeyi bu şekilde mi açıklayacak, yoksa ihaleye çağrıda bulunacak, yoksa şirketlerden gelecek olan talepler mi ortalama bir fiyat belirleyecek gibi. Yani burada teknik olarak belki gözüken ama işletmeler arasında çok önemli. Eğer Merkez Bankası kuru dikte ederek İşte Mart sonu için şu kadarlık bir kurdan şöyle bir ihale açılıyorum demesi halinde, bu açıkçası hem diğer forward piyasasını olumsuz etkileyebilir, hem de döviz piyasasına, döviz kurlarına bir belirleyici olması açısından bir etki de yaratabilir. İşletmeler istedikleri kur seviyelerinden istedikleri kadar buradan yararlanabilecekler mi? Yararlanamazlarsa ihalelerden istedikleri kadar, Merkez Bankası bir ikinci seçenek daha sunuyor. Diyor ki Viyop'ta da ben vadeli kontrat taleplerini karşılayabilirim diyor açıkçası. Şimdi Merkez Bankası burada hani bayağı bir bankacılığa da soyunuyor gibi Barış. Yani evet, bu ticaret bankalarının yaptığı iş. Yani Merkez Bankası normal diğer bankalardan farklı olarak burada hani nasıl ilave bir söyle adını açıkçası, evet, katkı sağlayacak. Onu çok göremedim. Hani son cümle şunu söyleyeyim. Hani bunun en riskli tarafı diğer forward piyasasını da öldürüp fiyatların giderek böyle sabitlemesi ve Merkez Bankası'nın ilan etmesi haline. Bir sabit kur politikasına doğru gider. İhalelerde açıklayacağı fiyatlar. Onun için orada, peki, detayları görmemiz lazım bu aşamada. Çok teşekkürler. Hakan abi, son bir cümle var mı? Yok, yani sadece hocamın söylediklerine ek olarak, yani piyasayı destekleyici, ihracatçıyı destekleyici yönde
hareket edilirse, o niyetle hareket edilirse ne güzel. Sadece ben kurları aşağı çekmem lazım, bastırmam lazım diye bir böyle aşırı hareketler, zorlayıcı hareketler yapılırsa o iş bir müddet zarar verir. Ondan sonra da zaten maalesef oyunda testide çatlaklar oluşmaya başlar. Ona müsaade edilmemesi lazım. Çok sakin yönetilmesi gereken bir ortam. Peki. Çok teşekkürler Hakan Güldağ, Can Fuat Gülesel. İyi akşamlar. 22'de yeniden karşınızda olacağız.